Dünya Sokak Hayvanları Farkındalık Günü. Bu anlamda bir şey belirtisi olarak hem bilinçlendirme amaçlı bırakıyor. Hem de şöyle çam takı çoban arma hayvan olması geliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de hayvan sevgisi de çoban arayıp inşallah onlara da bakım sağlamış olurlar diye böyle bir mama takvimi yapıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün 4 Ekim Sokak Hayvanları Farkındalık Günü. Hayvan sevgisi aşılamak adına küçük bir mama takvimleri yapalım. Al bakalım. Mahallenizde, evinizde ya da etrafınızda varsa onları besleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Bu kim ya? Genelde Kölün benim abin orada yatarlar. Onun ne yapayım bebeğim? Balık ekmek. Aşkım benim. Hadi. Ya yani bizim otelimizde de çok fazla geliyor çünkü. Çok tatlı. Merhabalar. Hayvanları koruma günü. Biz de kedi ve köpek maması dağıtıyoruz sokaktaki hayvanları beslemek için. Sokak hayvanları için kedi köpek maması dağıtıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de mama bakıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Mamalardan da bir tane paketi alayım bizim elimi aldılar. Teşekkür ederiz. Mamamızı da al. Teşekkür ederim. Aa, kedilere yedirirsin onu, tamam mı? Al dedim sana. Ha, bugün çok anlamlı bir gün bizim için. Hayvanları koruma günü. Onlar bizim canlarımız. Şehirde paydaşlarımız. Onlarla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla hayatın daha kolay, daha güzel olması, daha anlamlı olması için bugün güzel bir kampanya başlattık. Hem mama dağıttık. Aynı zamanda da ülkemizin medarı iftarı, övünç kaynağımız Kuzey Yıldızı oyuncularıyla birlikteyiz. Ve hem ordumuzu tanıtımına çok büyük katkıları oluyor. Hem de sanat sevkimizi doyuma ulaşmasında katkıları oluyor. O bakımdan bugün bu anlamlı günde beraberiz ve halkımıza hem mama dağıttık, köpek ve kedi mamalara dağıttık, broşürler dağıttık. Bugün önemini anlattık. Dolayısıyla daha çağdaş, daha modern bir ordunun oluşmasında hepimizin katkıları var. Hem size teşekkür ediyorum bugünü bizlerle paylaştığınız için hem de Kuzey Yıldızımızın değerli sanatçılarına, artistlerine, oyuncularına teşekkür sizinle ediyorum. Ve böylece bu güzel günü birlikte anlam katmış olduk. Sayın Bakanımız Hilmi Güler'in yarattığı herhangi bir etkinliğe gözü kapalı katılıyoruz. Çünkü yaptığı değişim, hani gösterdiği çaba ve nasıl diyeyim, diğer çoğu yerden çok daha farklı olarak kendini göstermesi belli oluyor etkinliklerde. O yüzden biz de seve seve mutlulukla katılıyoruz. Gerekse ağaç dikim gününde olsun, işte barınaklarda yapılanlar olsun ya da bugünkü gibi hayvanlarla ilgili koruma gününde olsun. Çünkü kendisi halkın içinde, halkın içine katılmaktan çekinmeyen bir başkandır. O yüzden biz de seve seve etkinliklere katılıyoruz. Çok mutluyuz. Efendim, ben zaten orduyu çok sevdim. Buraya yerleşmeyi de düşünüyorum. Böyle bir birliktelik olduktan sonra haydi haydi katılıyorum. Çok seviyorum. Hayvanlara çok değer veriyorlar ve temizliğe çok önem veriyorlar. Onun için her zaman belediye başkanımızın, bakanımızın ve diğer üyelerinin yanındayım. Ben de aynen Güzin abla gibi orduyu çok sevdim. Çünkü gerçekten sokak hayvanlarına çok büyük değer veriliyor. Hem bu şehirde yaşayan insanlar, aynı zamanda bakanımız. Aynı zamanda gerçekten çok temiz bir şehir burası. Dikkatimi çeken şey, yani yerde hiç çöp görmememdi. İstanbul'da bu çok büyük bir sorun. Çok fazla çöp var her yerde ama orduda böyle değil. Gerçekten bakanımızın çalışmalarını ben de çok seviyorum. İnşallah başka etkinliklerde de beraber olacağız. Bu çocuklarımız mesela burada doğdu. Hayvanlar. Aa, keyifli. Koş, koş. Lan hepsini ben de.
Thank you.